Arkadaşlar merhaba, hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu gördüğünüz güzel bebek tulumunun dikim aşamalarını paylaşmak istiyorum. Hadi videomuza başlayalım. Arkadaşlar 9 ay için bebek tulum dikiyorum. Şimdi ben parçamı hazırladım. Şuradan bir çizgi aldım. Burası 35 santim. Fırfırlı bir nasıl diyeyim? Fırfırlı bir don olacak. Fırfırlı bir külot olacak. Şuralardan da 10 santim genişliğinde İki tane ölçü aldım. Şimdi bunları keseceğim. Şu 10 santimlik ölçüleri fırfır olarak kullanacağım. Burada da şort diyeyim. Hadi şortumu hazırlayacağım. Hemen kumaşlarımı kesiyorum. Kenarları hemen çıkartıyorum. Kumaşımı dörde kapladım. Şöyle kalıbımı sığacağı şekilde yerleştiriyorum. Bunu da buraya yerleştireceğim. Hemen 1 santim pay vererek kesiyorum. Burası 2 kat. Burayı da 4 kat yapacağım. Kumaş katları burada. Bu parçayı da iki tane kesmiş olacağım bu şekilde arkadaşlar. Şöyle. Kalıbımı alıyorum. Şu an iki tane arka bedenim var arkadaşlar. Hemen birisini açıyorum. Şu arka olsun. Bunu da paça kısmını hemen şöyle 0.75 1 santim kadar içeriye giriyorum. Şöyle keseyim. Ağa hiç dokunmadan hemen şu ortada biraz daha ön bedeni oymuş oluyorum. Şöyle bir parça çıkardım. Şurayı oymuş oldum. Şimdi şortumu açtım. Şöyle önce
Yanın bir tarafını kapatacağım arkadaşlar şortumun. Şortumun bir tarafını kapatacağım. Sonra yani şöyle yapacağım. Şuralardan diktiğimi düşünün. Sonra açacağım. Kestiğim 10 santimlik parçaları fırfır yapacağım arkadaşlar. Şöyle fırfır olarak iki kat yerleştireceğim. Şöyle fırfır yapınca daha güzel anlayacaksınız. Hemen ben yan kenarı birleştireyim, fırfırlarımı yapayım. Sonra da üst bedeni roba gibi askılı olacak üst bedeni monte edeceğiz. Arkadaşlar şortumun üst bedeninde askı kullanacağım. Askılarım için 9 santim genişliğinde uzunca 2 tane parça kestim. Tel aladım ve kemer gibi kıvırıp diktim, ütüledim. Askı takacağım üst bedende şu kestiğim 6 santimlik parça şu şekilde olacak ya. Şimdi bunu da tel aladım arkadaşlar. Dok tela kullandım biraz daha tok dursun diye. Şimdi askılarımı bir taraflarını kapattım askılarımın bir taraflarını kapatmadım. Bu kapatmadığım tarafları şöyle yerleştireceğim. Şöyle dikiş payı vereceğim. Kenarından şöyle dikiş payı bırakarak askılarımı şöyle yerleştireceğim. Diğer parçamı da üzerine koyup ön bedeni şöyle kapatacağım arkadaşlar. Şöyle yapayım. Şöyle, şöyle, şöyle dikeceğim. Alt tarafı açık bırakacağım. Onu şorta monte edeceğim çünkü hemen dikiyorum. Şöyle işaretlerimi alayım, iğnelerimi takayım. Hemen makine çekeyim. Askılar içeride 100 yüze baktı kumaşlarım. Askıları içeri koydum. Çevirdiğim zaman şöyle bir görüntü olacak arkadaşlar. Askılar bu şekilde dışarıda kalmış olacak. Hemen çekelim. Askılarımı diktim arkadaşlar. Bu şekilde bir görüntü oldu. Şimdi şortumu çizerken 4 santim yukarıdan lastik payı vermiştim arkadaşlar. Bu 4 santimi kıvırıp şöyle kenarından bütün şortun kenarı boyunca dikeceğim. Sadece bir tarafını diktim. Sonra şöyle olacak yani. Şu an lastiği kıvıracağım. Hemen şöyle. Şuradan düz dikişle tünelimi hazırlayacağım. Fırfır olarak kestiğim parçaları şöyle 1 santimden kıvırdım. Bol dikiş çektim ve şöyle çekerek şuradan çekeyim. Şöyle fırfırımı yaptım. Fırfırlarımı hazırladım. Eşit oranda büzgülerimi dağıttım. Şimdi ilk fırfırı hemen tünel yaptığımız dikiş var ya, hemen onun üstüne şöyle azıcık aşağısına da olabilir. Şöyle yerleştirip iğneleyeceğim. Şöyle iğneleyeceğim. Düz dikeyim diye bu şekilde devam edeceğim. Alttaki parçamı da bu aldığım tünel dikişinden aşağıya şöyle 5 santimlik bir çizgi aldım arkadaşlar. Bütün şortumun etrafı boyunca şöyle 5 santimden bir çizgi çektim. Şunu şöyle kaldıracağım. Bunu da hemen bu çizgimin üzerine eşit olması için, düzgün olması için şöyle yerleştirip iğnelerle tutturacağım. Ya da dikkatli bir şekilde çizginin üstüne denk gelecek bir şekilde hemen düz dikiş atıp fırfırları şortuma monte etmiş olacağım.
arkadaşlar fırfırlarımı diktim. Şöyle bir görüntü oluştu. İkisini de diktim. Şimdi ön bedenimin şu paça kısımlarını biraz daha oymuştuk. Burası ön bedenimiz. Ön bedenimin tam orta noktasını işaretledim. Üst bedenimin de orta noktasını işaretledim. Şimdi şöyle üst üste koyarak bu iki parçayı birbirine sabitlemem gerekiyor. Bunu da yine tünel olarak diktiğimiz şu alttaki tünel dikişimiz var ya, tam oradan iki parçayı birbirine sabitliyorum arkadaşlar. Hemen şöyle iğnelerimin yardımıyla şöyle sabitleyip buradan dikiyorum. Buradan dikiyorum. Bu kısım böyle kalacak. Şöyle kalacak. Hemen burayı dikeyim. Şimdi üst bedenimle alt bedenimi sabitledim arkadaşlar. Şöyle. Tam tünel dikişimin üzerinden geçtim. Çünkü şu dikişin daralmasını istemiyorum. Lastik geçireceğim için aynı hizada olması gerekiyor. Tam çizgimin, tünel dikişimin üzerinden burayı birleştirdim. İki parçayı birbirine birleştirdim arkadaşlar. Şimdi şöyle 2 santimlik bir lastiğim var. Şöyle tutuyorum. Bebeklerin biraz karnı oluyor biliyorsunuz arkadaşlar. O yüzden çok sıkı bir lastik yapmak istemiyorum. Şöyle ben kendime göre şurada bir ölçü aldım. Şöyle lastiğimi çekiyorum. Şu şekil sanırım bana yeterli. Şöyle hesaplıyorum lastiğimi. Birazcık şurada ama lastiği büzmeyeceğim, düz getireceğim. Şöyle birazcık fazla keseyim de artık ziyan olan olsun, o kadar da önemli değil. Şimdi hemen şuradan tünelden açık olan kısımdan lastiğimi takıyorum. Şuradaki lastiğimi tünelle sabitliyorum. Hemen şöyle iğne takıyorum. Hatta iki tane takayım da kaçmasın. Burası kaçmayacak. Tabi burasını da kaçırmamamız lazım. Şimdi şurayı biraz düzelteceğiz. Şöyle düzelteceğiz arkadaşlar. Şurayı düz ayarlayacağım. Şuradan ve şuradan da dikiyorum ve sabitliyorum. Şu şekil görünecek. Şurayı ve şurayı sabitledikten sonra burayı düzleştirmek çok daha kolay. Şöyle çekerek düzleştiriyorsunuz. Ben düzleştirdim. Bakın şöyle kemer gibi kaldı. Şimdi burayı da sabitleyeceğim. Size göstermek için ben dikmedim burayı. Şurayı da sabitleyeceğim. Sonra buradaki lastiği iyice büzeceğim. Şöyle şu kadar biraz fazla lastik çıkıyor. Onu da kesip çıkartacağım. Şöyle büzdükten sonra katladığım zaman şu üst parça tam ön ortada kalmalı. Bunu lastikleri çekerek ayarlayabilirsiniz. Şöyle lastikleri çekerek yapılan büzgüleri çekerek şu kısmı ayarlayacağız. Şöyle ön beden tam ortalanmış olacak. Şimdi dikili olmadığı için çok oynuyor. Ama burayı gayet çok büzmemiz gerekecek. Şöyle iyice büzmemiz gerekecek. Şurayı da sabitledikten sonra lastikleri çekince düzeliyor arkadaşlar. Şu kısmı da lastiği çekip çıkartacağım, keseceğim. Sonra şöyle ters çevireceğim. Şortumun yan kenarlarını dikeceğim. Fırfırlarım açık bu kenarlarda. Önce şuradan birleştirdiğim lastiklerden şu fırfırımın alt bedenimin diyeyim, fırfırlarımın değil, şuralarını dikeceğim. Hemen iğneleyeyim. Sonra çevirdiğim zaman şurada kalan fırfırları da biraz zorlayacak belki ama şöyle ters çevirip şöyle dikeceğim ve büzgülerimi şurada artık bir
Elimde iğneyle hemen büzüp yerleştireceğim buralara. Buralarda aynı şuralardaki büzgüler gibi açık olacak, dikişsiz olacak. Yani dikiş içeride kalacak. Şimdi hemen onu yapayım. İnanın çok güzel. İnanın çok güzel olacak. Tavsiye ediyorum. Herkes çocuğuna yapmalı. Evet, yan dikişleri de kapattım. Fırfırlarımı tekrar şöyle elimde dikilmeyen yerleri fırfır yaparak şortuma monte ettim. Arkadaşlar şöyle bir görüntü oldu. İnanın bayıldım. Arkası da şöyle. Çok güzel oldu. Şimdi ters çevireceğiz. İçeriden ağı dikeceğiz. Sonra kenarları overlock belki sert gelebilir bebek için. Zülfüle yaparız makinede. Ve incecik bebe lastiği, zikzakla bebe lastiği de dikebiliriz arkadaşlar. Şey de yapabiliriz, ip lastikler var ya, onlardan da makine lastiği çekebiliriz. Şöyle buraları da büzülecek. Şöyle çok tatlı bir şey olacak. Ben hemen buraları kapatıp lastiklerimi takayım. Ondan sonra da şuraya iki tane düğme, bunları da şöyle biraz keseceğim ben, uzun oldu. Şöyle tutturduk mu? Harika bir çocuk şort olacak arkadaşlar. Hemen bitireyim, bakalım nasıl olacak. Çok güzel bir çocuk tulum oldu arkadaşlar. Video biraz uzun oldu ama detaylı anlatmak istedim. Bu kadar uzun olacağını da tahmin etmemiştim. Bence herkes bebeğine böyle bir şey dikmeli arkadaşlar. İnanın çok güzel oldu. Arkası da bu şekil. Askılarını biraz uzun bıraktım. Kullanacak bebeğin boyuna göre ayarlanabilir. Birkaç tane ilik açtım. Böyle çok güzel, şık bir bebek kostümü oldu diyeyim. Ben çok beğendim. İnşallah siz de beğenirsiniz. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Hoşça kalın.